dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Akdeniz, mavi vatanın eşsiz parçası. Her bir köşesinde tarih saklı. Şimdi her zamankinden daha da alındı. Vatan, Antalya'da bir mavi su, Posof'ta bir çorak tarla, Gümüşhane'de bir yemyeşil bahçedir. Vatan, hudut boylarında dalgalanan güzel bayrağımızda hare haredir. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde Akdeniz'de 9 bölge ve 7 şehirden 97 dalgıç, İzmir'den, Hatay'dan, Adana'dan, Mersin'den, Antalya'dan, Muğla'dan ve Aydın'dan tek bir amaç uğruna yola koyuldu. Akdeniz'e bağımsızlığımızın sönmez meşalesini taşımak ve Mustafa Kemal'in "İlk hedefiniz Akdeniz'dir" ülküsünü 97. kez yerine getirmek için bir araya geldi. Bugün Türk milletinin çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek demeden azim, sebat ve üstün gayretler sonucunda Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı ve bunu cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıl dönümü. Mavi vatanın derin sularında Türk bayrağımızın sönmez meşalesini şimdi bir kez daha yakacağız. Turgut Reis, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi pek çok büyük denizciyi bünyesinden çıkarmış, Karadeniz ve Akdeniz'in tamamında egemenlik kurmuş medeniyetimizin köklü denizcilik geleneğini sürdürmekte kararlıyız. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermiş ve Akdeniz'in ülkemiz ve bölgemiz için önemine bir kez daha vurgu yapmıştı. Bu bakış açısı, Cumhuriyetimizin doğal sınırlarının Akdeniz'e uzanması fikri üzerinde yoğunlaşıyordu. "Hedef Akdeniz asker" diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti. 97 dalgıcımız, Cumhuriyetimizi ve istiklalimizi aydınlık geleceğimizin sembolü olarak bağımsızlık meşaleleriyle Akdeniz'in mavi ve derin sularına bir kez daha kazıyor. Akdeniz bizimdir. Akdeniz yurdumuzdur. Akdeniz vatanımızdır. Kutlu olsun şanlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız.